Herkese iyi akşamlar. Nasıl yetişti baba? Vallahi süper. Cuma akşamları çok korkuyorum şu trafikten kaynaklı yetişemeyeceğim diye ama 30 bin rakamları gören İstanbul bir korkmuş anladığım kadarıyla. Dur hemen evimizde olalım, dışarı çıkmayalım, izole bir hayat yaşayalım durumu da gelmiş gibi görünüyor. Umuyorum gerçekten İnşallah. benim yorumladığım gibidir. Çünkü Cuma günü bir saatte geldiğim çok az oluyordu benim. Bir saatte gelmeyi başarabildim. Nasılsın İyiyim yine. Yoğun bir hafta gene. Son 2 gün özellikle halka arz bizi çok yordu. Yunus? Çünkü bu yıl yapılan bütün halka arzlar doğrudan borsadan satıştı. Borsadan direkt satış yöntemiyleydi. Bu sefer talep toplamalı olunca kafalar karıştı tabii. Emirleri işte işlem platformlarından giremiyorlar. Online şubelere girmeleri lazım. İşte Değil mi? kaç tane gelir? İşte herkese eşit mi gelecek soruları sürekli geliyor. Ve 2 gündür gerçekten aşırı yoğun, bakın mesela bir soru daha geldi. Kervan gıda dağıtımı neden yapılmadı diye. Şimdi Talep o zaman toplama yoluyla şu halka arz bugün yapıldığında. bununla başlayarak bence şey yapalım, Şampiyonlar Ligi'ni yürütelim. Evet. Çünkü çok fazla soru var benim de gördüğüm kadarıyla bununla ilgili. Önce şunu söyleyelim, halka arzlar normal koşullar altında iki yöntemle yapılıyor. Bunlardan bir tanesi borsadan satış yöntemi ki işte FADEN'in halka arzını yaptığımızda biz bu yöntemle yapmıştık. İkinci yöntem bir başka tip bir konsorsiyum kuruluyor ve talep önceden toplanıyor. Toplanan talepler iletiliyor. Bu talepler oransal herkese eşit oranda dağıtılıyor. Bu kısımda kervanda yabancı var, kurumsal var, bireysel var. Bireysel en az alacak olan, doğru mu hatırlıyorum? Yani evet, ya aslında daha fazla alacak bireysel, yarısını alıyor ama bireyseldeki talep muhtemelen kurumsala ve yabancıya göre çok daha fazla olacağı için oransal olarak evet en az bireysellere düşecek muhtemelen orada. Yani ben bu yöntemi daha çok seviyorum. Eskiden zaten bu yöntem daha yaygındı. Borsadan direkt satış pek kullanılmazdı. Bu yöntemi neden daha çok sevdiğimi açıklayayım. Çünkü bu konuda hep karşı geliyorlar bana, hani diğerinde herkese eşit geliyor diye. Birincisi eşitlik her zaman adaletli olmuyor. Yani burası sermaye piyasası. Daha çok sermayesi olanın daha çok mal alması bence normal karşılanmalı. İkinci konuya gelirsek kurumsal yatırımcıyı çekebiliyorsunuz bu şekilde. Yani Borsa İstanbul'un da işte herhangi gelişmiş bir sermaye piyasasının da en büyük ihtiyacı kurumsal yatırımcıdır, yabancı yatırımcıdır. Yani sabit gelip o yatırımı yapan ve yerinde hareket etmeyen fonlar borsaların gelişimi için çok önemli. Siz tahtadan satış yaptığınızda, yani borsadan direkt satış yaptığınızda, işte mesela son Esen yapıldı. 105 lot aldı mesela. 1000 liralık emir gönderdi birisi. 105 lot aldı. Orada mesela 500 milyonluk fon yöneten birisi var. O da emir gönderdi. O da 105 lot aldı. Yani o tahtayı tutar mı? Tutmaz. Niye portföy dağıtım raporunda sürekli onun şeyle uğraşsın ki? Ama böyle olduğunda, kurumsal yatırımcı yüklü mal alabildiğinde, kurumsal yatırımcı yapay ayrıldığında daha kalıcı bir yatırım ortamı oluşturulabiliyor. Ya da onu da geçtim. Borsadan direkt satış yaptığınızda hiç yabancı para getiremiyorsunuz ülkeye. Sıfır. Ama bu yöntemle halka arzın %30'unu, %40'ını, %20'sini yabancıya ayırıyorsunuz. Direkt yabancı fonlardan, yurt dışından Türkiye'ye yeni bir para girişi sağlamış oluyorsunuz. Bu hem ülke için iyi, hem sermaye piyasası için iyi, hem de o hissenin uzun vadeli, orta vadeli yatırımcıları için iyi. Kurumsal ve yabancı yatırımcı tabanının oluşması. Çünkü işte biz uzun vadede iyi giden hisselere baktığımızda hepsinin ortak özelliğine yabancı payının çok yüksek olması. O yüzden bu yöntem bence çok daha doğru. Kontrolmatik sorusu var. Kontrolmatiği apayrı tutuyorum. Orada o bir halka arz değildi. O bir kurumun kendi müşterilerine yaptığı arzdı. Onu tamamen tenzih ediyorum. Bu öyle değildi. Oyak Yatırım çok geniş bir konsorsiyum kurdu. Bütün aracı kurumlardan neredeyse emir gönderebiliyordunuz. Gerçek bir halka arz oldu. Ve büyüklük olarak da iyi bir halka arz. Çok da başarılı geçtiğini duydum. Dağıtım ne zaman yapılacak onu da söyleyeyim. Dağıtım pazartesi yapılacak. Blokajdaki paralarınız da salı günü hesabınızda aktif olarak kullanılabilir hale gelir. Belki pazartesi gelir. O net belli değil ama dağıtımlar pazartesi yapılacak. Çünkü diğer halka arzlarda öğlen bitiyordu talep toplama. Saat 1'e kadar talep toplanıyordu. Bu sefer akşam 17'ye kadar. Yani bugün saat 5'e kadar talep toplandı. O yüzden dağıtım bugün değil, pazartesi yapılacak. Peki, oransal olarak ya herhalde %5'i %7'si anca gelir
gibi. Kaç kat oldu o talep? Gördün mü onu? Yok, henüz görmedim. Yani belli mi? Konuşmadık OYAK yatırımla. Yani ben 20 kat civarında bir talep bireysel tarafta bekliyorum açıkçası. Yani %5'i falan gerçekleşir diye düşünüyorum emirlerin. Belki daha düşük bile olabilir. Çünkü ciddi bir halka arz talebi var son dönemde. Bunda da aynı şekilde olacak. Ben şirketle de görüştüm. Bu hafta Salı günü Kervan Gıda'ya gittik. Şirketten hem hedef portföyden birisi hem info yatırımdan birisi. 3 kişilik bir ekiple gittik Kervan Gıda'ya. Açıkçası şirketin çok güzel planları var halka arzla ilgili. Zaten çok çok iyi bir sunum hazırlamışlar. 65-70 sayfalık bir sunumları var. Tavsiye ederim onu da. Birazcık daha böyle üzerinde kalıcı olunabilecek halka arzlardan bir tanesi. Yani işte böyle halka arz işte Enersa zamanında görmüştük. En son aklıma o geldi. Hani alınır unutulur, alınır tutulur diyeceğimiz halka arzlardan bir tanesi aslında Kervan Gıda. Çünkü çok hızlı büyüyor. Son yıllarda %40'ın üzerinde bir büyüme oranları var. Bunu uzun yıllardır sürdürüyorlar. Mevcut CFO'ları Selim Bey 4 yıldır şirketin mali işlerinden sorumlu ve 4 yılda %41'lik bir büyüme oranı yakalamışlar şirkette. Ve değerlemeyi yaparken de bunu %24'lerde almışlar. Yani ciddi şekilde muhafazakar davranarak değerleme yapmışlar. İndirgenmiş nakit akım tarafında. Yani çok daha iyi bir büyüme hikayesi de önümüzdeki süreçte gelecek. Bir de buradan gelen kaynakla ilgili planları çok iyi. Orada bir şirket satın alımı yapmayı düşünüyorlar. Avrupa'da bir şirket. Ve pazarlarını genişletmeyi hedefliyorlar. Zaten halihazırda hem İngiltere'ye hem Amerika'ya ihracat yapıyorlar. Ve orada da ciddi pazar payına sahipler yurt dışında. İngiltere ve Amerika'da. Kıta Avrupa'sına da yayılmak için Kıta Avrupa'sında bir şirket satın alımı yapacaklar. O pazara da öyle hızlıca giriş yapmış olacaklar. Halka arzdan sağladıkları parayla. Yani o aldıkları kaynağı çok iyi değerlendireceklerini söyleyebilirim. Peki şimdi biraz piyasa tarafını da konuşalım. 7.83'lerde bir dolar TL görüyorum. 132.800'de de bir Borsa İstanbul görüyorum. Şimdi bu kadar reform söylentisi değil de söyleminin olduğu, bu kadar Merkez Bankası'nın sıkı durduğuna ilişkin tavrı, merkezin attığı diğer küçük adımlarda da aslında çok net şekilde gördüğümüz işte ZK'larda yapılan yeni düzenleme ile birlikte benim o ZK düzenlemesini anladım. Sıkı duruyorum ben. Sadece faiz artırmakla kalmıyorum. Diğer taraflarla da duruşumu destekliyorum deyişi. Aktif rasyosunun kaldırılacak olması daha doğrusu gibi adımlarla borsayı biraz daha yukarıda beklemez miydin? Bunlar kâr satışı mı? Yani kar satışı diye düşünüyorum ben. Çünkü hala yolumuz açık. Çünkü ne konuştuk biz işte bundan 2 hafta önceki yayında? Söylemler çok güzel. Aksiyon alınacak mı alınmayacak mı? Bunu takip edeceğiz dedik. İlk sınavı da Merkez Bankası verecek diye konuşmuştuk. Merkez Bankası piyasanın istediğini verdi. Daha sonrasında işte aktif rasyonun gevşetilmesi lazım dedik. Tamamen kaldırıldı. ZK'larla ilgili adım dedik. O atılıyor. Ki o kademeli olarak atılmaya da devam edecek. Yani orada gidilecek yol hala var. Burada TL'ye uygulanan stopaj istisnasının 2021'e uzatılmasını yine piyasa istiyor, konuşuyor. Çünkü TL'ye ilgi gelmesini istiyorsak mutlaka TL mevduata bir teşvik veriyor olmamız lazım. Çünkü halihazırdaki faizler hala yatırımcıyı tatmin eder nitelikte değil. Yani %14-15 mevduatı bizim milletimiz beğenmiyor. Çünkü enflasyon 12'lerde, 13'lerde reel olarak bakıldığında çok da değmiyor %14-15'li mevduatlar. Ya enflasyonu aşağı çekip faizleri burada tutmamız lazım yatırımcıyı tatmin etmek için. Ya da işte oradan o %15'lik stopajı sıfırlayıp bir şekilde yatırımcıyı TL'ye ikna etmemiz lazım. Çünkü işte görüyoruz dediğin gibi çok çok iyi söylemler, atılan adımlar var. Dolar TL'ye bakıyoruz hala yani düne kadar 8 lira sınırındaydı. Dün bugün birazcık gevşedi 7.80'lere doğru. Bu aslında yeni ekonomi yönetiminin işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor bir yandan da. Yani halkın güvenini kazanmanın, yeniden o güveni oturtmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor benim gözümde bu dolar TL'nin durduğu seviye. Çünkü normalde ya bir ay önce deseydilerdi ki merkez bu kadar faiz arttıracak, bunlar kalkacak, ekonomik, hukuki reformlar gelecek falan. Ya dolar 7 lira olurdu derdik yani açıkça. Tabii. Ama bakıyoruz ki 7.80'lerde, 7.50'ye doğru geldik. Hızlıca bir yerli alımıyla birlikte yeniden buralara, 8'lere doğru Orada yaslandığını merkezin gördük. alımı var mı? Efendim? Merkezin alımı var mı? Onu bilmiyoruz. Onu rezervler geldiğinde göreceğiz artık. Yani aldılar mı, almadılar mı bilmiyoruz.
Yani almışlardır muhtemelen. Onlar da bir rezerv biriktirme politikası izleyecekler bu süreçten sonra. Ama bunu nasıl yaparlar? Ne kadar sürede? Nasıl bir zamana yayarak yaparlar? Onu zamanla göreceğiz. Peki, şimdi ufak ufak size konuşmaya başlarız ama çok soru geçti. Model portföyde bir değişiklik yapmayı planlıyordunuz. Ne oldu iş diye? Planlıyoruz. Yetiştiremedik bu haftaya. İnşallah Halka arz diye kaynadı yetiştireceğim. arada, değil mi? Ya hem halka arz hem işte bir gün onun görüşmesine gittik. Bu arada yerleri de o kadar uzaktı ki ben biliyorsun Anadolu yakasında oturuyorum. Beylikdüzü'nde kervanın Oo. yeri. Ondan sonra o günümüz zaten direkt öyle gitti. 2 saat zaten orada toplantı yaptık. Giderken 1 saat, dönerken 1,5 saat falan sürdü yol. O gün böyle direkt iptal oldu. Model portföyü de böyle aman aman bir vakit ayırıp da güncelleyemedik. Ama önümüzdeki hafta yetiştiririm diye düşünüyorum. Bu arada böyle çok radikal değişiklikler falan da beklenmesin yani. Zaten biz hisselerimizden çok memnunuz. İyi de gidiyor. Bir bankalarımız vardı bizi orada üzen. Bankalar da son dönemde artıya geçtiler zaten. İyi bir rally yaptılar. O yüzden aslında hedef model portföyden de memnunuz ya. Onu da söyleyeyim böyle 3-5 hissenin girip çıkacağı bir değişiklik de olmayacak. Hedef Belki bir fiyatlarda hisse değişiklik girecek, bir olacak. hisse çıkacak. Aynen öyle. Hedef fiyatlarda değişiklik olacak ve mevcut yani raporun içeriğindeki bilgiler tazelenecek, güncellenecek son çeyrek finansallarına göre. Peki, o zaman neyle başlayalım? Senin en beğendiklerin ne? NNF hakkında yorum yapamazsın herhalde kendi yönettiğin için. Yani ne yorum yapmamı bekliyorlar bilmiyorum ama bence iyi gidiyoruz. Tabii ki yani son rallide bir miktar geride kaldık. Neden? Çünkü biz banka ağırlıklı bir fon değiliz. O yüzden o son banka rallisinin tamamını yakalamamız mümkün değildi. Ondan önceki 2 aylık süreçte de endeksin 2 katından fazla getiri sağlamıştık. Yani aslında 3 aylık bakıldığında gayet dengeli gittiğimizi söyleyebilirim. Bize yani herhangi bir sektöre, herhangi bir tarafa ağırlığı aşırı yıkmaktan yana değiliz zaten. O yüzden bu süreçte birazcık daha yükseldik. Yani Kasım ayı boyunca yukarı gitmeye devam ettik. Sadece o banka rallisinin tamamını alamadık. Ama eğer öyle yapmış olsaydık, ondan önceki 2 ayda da çok kötü performans gösterecektik. Biz hep diyoruz riski olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz ki dalga boyu çok sert olmasın. Yani endeks 5 düşerken biz 2 düşelim. Endeks 5 giderken de 3 Üç gidelim. çıkalım. Ama sürekli istikrarlı olarak bunu başarabilelim. Bugüne kadar bunu yaptığımızı düşünüyorum ben. Çünkü 3 aylıkta da bakıldığında %35'in üzerinde başladığımızdan beri %35'in üzerinde bir getirimiz var. Zaten bunları TEFAS sisteminden görmeleri mümkün Aynen öyle. takipçilerimizin de. Hangi hisselerin alındığı açıklanmayacak. Hiçbir zaman açıklanmayacak o Hiçbir sanıyorum. zaman değil aslında. Orada yani bu ay da açıklamayacağız. Muhtemelen Aralık son, yani yıl sonu itibariyle açıklamaya başlayacağız diye planladık. Yani 31 Aralık'ta ilk portföy dağılım raporu gelecek. Sonra her ay vermeye başlayacağız. Çok soran oluyor çünkü. Yani biz tabii ki burada gizli kalmasını her portföy yöneticisi ister. Ama hisse detaylarını istiyorlar. Yani yatırımcı çok istiyor, görmek istiyor. Yıl sonu itibariyle 31 Aralık'ta ilk portföy dağılım raporunu vereceğiz. Sonra her ayın son günü Ocak, Şubat, Mart düzenli olarak her ay vermeye devam edeceğiz. Peki, dönelim o zaman senin beğendiğin hisselerle başlayalım önce konuşmaya. Ardından gelen soruları yanıtlarız. Evet, bizim beyaz eşyalar favorimizdi zaten. Hep konuşmuştuk bugüne kadar. Bugün de endeksten bir pozitif ayrışma yaşandı orada. Özellikle bizim modelde olan Vestel %3,40'lık bir yükseliş kaydetti. Vespe 2,8, Arçelik 0,14 biraz artı kapattı. Ama beyaz eşya sektörü için güzel bir gündü. Ki burada hareketin yeni başladığını da söyleyebilirim. Ne burada önemli olarak takip edilecek diyorduk hep. Bir, Türkbest'in açıkladığı beyaz eşya rakamları. Evet, ikincisi oradaki marjları takip etmemiz için Euro-Dolar paritesi diyorduk. Bugün 1,1950'lere geldi Euro-Dolar. Yani parite hala yukarı gitmeye devam ediyor. Geçen hafta 1,1850'lerde falandı galiba senle yayındayken. Yavaş yavaş düzenli olarak bu euro dolar paritesinde bir iyileşme görüyoruz. Bu iyileşme tabii ki bizim ihracatçımıza, euro bölgesine ihracat yapan beyaz eşya sektörümüze olumlu yansımaya devam edecek. Zaten biz dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisiyiz Çin'den sonra. Çin zaten pazarın yarısına hakim, dünya pazarının. Biz ikinci sıradayız. Üçüncü Brezilya, dört Polonya var. Avrupa'daki tek rakibimiz Polonya dolayısıyla. Brezilya, Amerika bölgesine, Çin, Asya ve Avrupa'nın bir kısmını alıyor. Biz de Avrupa'ya Polonya ile birlikte rekabet ediyoruz Avrupa'da. Burada da gayet iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum ben. İhracat tarafında bu kurun devalüasyonu bize yardımcı oldu açıkçası. Ve bizim beyaz eşya sektörümüze iyi bir talep var dışarıdan.
Kasım'da ve Aralık'ta bir miktar o talebin yavaşladığını görebiliriz. Çünkü kapatmalar birazcık da olsa devreye alındı. Yani Mart'taki, Nisan'dakinin yanına yaklaşamaz ama Avrupa'da da bir miktar önlemlerin alındığını görüyoruz. Ama orada da gevşeme olacak. Bu hafta Macron açıkladı işte 29 Kasım'dan sonra galiba gevşetmeye başlayacaklar. Yine Boris Johnson açıkladı. Noel dolayısıyla tedbirlerin bir kısmını gevşetmeyi düşünüyorlar. Tabii Noel onlar için çok önemli çünkü işte biz nasıl yaza turizm sezonuna aşırı önem veriyoruz. Birlikte de Avrupa Birliği'nde de aynı şekilde Noel dönemi öyle oluyor. Milyonlarca insan ülke değiştiriyor, şehir değiştiriyor, harcama yapıyorlar. O yüzden Noel'den önce o canlılığı kaybetmemek için önlemleri birazcık da olsa azaltmayı düşünüyorlar. O yüzden yani Kasım'da bir miktar talepte daralma görmüş olabiliriz beyaz eşya tarafında, ihracat anlamında. Ama Aralık'ta muhtemelen yeniden yerine koyulmuş olacak. Ocak'tan sonrası için beklentiler zaten iyi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü yine bu hafta Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen açıkladı. Bu ay Aralık ayı itibariyle Avrupa Birliği vatandaşları aşılanmaya başlayacak dedi. Bu da ne demek? Ocak'tan itibaren Avrupa'da hayat normale dönecek demek. Zaten sağ olsunlar bütün aşı üreten firmalarla anlaşma imzaladılar. 420 milyonluk bir nüfusu var Avrupa Birliği'nin toplamda. 700 milyon doz aşı için imza attılar şu ana kadar 6 farklı firmayla. Yani neredeyse nüfusun tamamı için ki 2 doz vurulacak herkese 840 milyon aşı lazım. 140 milyon doz hariç neredeyse nüfusun tamamını kapsayacak kadar aşı için sözleşme imzaladılar. İlk üretilen ürünleri, aşıları kendileri alacaklar. Dolayısıyla Avrupa'da hayatın normale dönmesi muhtemelen 2021 yazından önce olacak gibi duruyor. Eğer işte FDA'den, Dünya Sağlık Örgütü'nden aşılar için onay gelirse ki gelmesi de bekleniyor. Çünkü başarı oranları herhangi bir aşıda olması gerekenin çok çok üzerinde. Peki, var mı başka beğendiğin? Beyaz eşya dedik. Beyaz eşya için bayağı farklı şeyler de konuşmuş olduk. Başka ne var beğendiğim? Yani lastikçiler var aslında beğendiğimiz. Hem Goodyear hem Birisa. Otomotiv karlarını gördükten sonra mı lastikçileri beğenmeye başladın? Yani hem otomotiv tarafı iyi hem de lastik tarafında da şöyle bir güzellik oldu. Otomotiv bir anda talep etmeye başladı piyasa. Ve otomotiv talebi gelince arkasından lastik talebi geliyor. Lastikte de en büyük sıkıntı normalde maliyettir. Yani talep geldiğinde maliyet fiyatları çok iyiydi. Neyden bahsediyoruz burada? Petrolden. Petrol daha yeni yeni işte 47-48 dolarlarda. Ve aslında geçtiğimiz yıla falan baktığımızda petrol çok ucuz. Yani 48 dolarda bize şimdi bu yıl ortalamasının üzerinde gibi gözükse de zaten birçok şirket burada daha düşük fiyattan kontratlarını yaptılar. Oradaki maliyetlerini bir süreliğine sabitlediler 40 dolarlı fiyatlara. Bu lastik üretimi için çok çok iyi. Bir de diğer tarafta talep patlayınca bu sefer fiyat tarafında da pazarlık gücü lastikçinin elinde oluyor. Hem maliyetlerin iyi olduğu hem de talebin iyi olduğu bir dönem. Bir şirket daha başka ne ister ki diye sorusu geliyor insanın. O yüzden lastikçileri çok beğeniyorduk. Hem Bridgestone hem Goodyear beğendiğimiz şirketler arasındaydı. İyi performans da gösterdiler. Bundan sonra da açıkçası iyi performanslarını devam ettirmelerini beklerim. Peki. Bu arada faiz hassasiyeti olan bazı takipçilerimiz yazdı. Bu NNF'de bir faiz enstrümanı var mı yoksa sadece hisseden mi oluşuyor diyorlar. Var. Şöyle bir defa banka hisseleri var. Yani bir miktar ağırlığımız banka hisselerinde. Onu geçtim. İşte aracı kurum hisseleri var. Onu geçtim. Vadeli işlem opsiyon piyasasında pozisyon alıyoruz. Adı üzerinde vadeli işlem piyasası orası. Yani her şey faize dayalı. O yüzden faiz hassasiyeti olanlara uygun değil. Belki bir katılım fonu önümüzdeki süreçte yapılabilir. Yani 2021 yılında belki bir katılım fonuna da hedef portföy tarafında çıkabiliriz. Bu şeyler gibi mi? Sukuklar gibi bir şeyden bahsediyorsun. Yok katılım hisseleri. Ya biz gene hisse senedi yoğundan gideriz. Yani hepimizin profesyonelliği o tarafta çünkü. Katılım hisse senetleri ki yaklaşık 130 tane falan hisse senedi var yanlış bilmiyorsam listede. Bunlar faiz giderleri düşük. Toplam borçluluk seviyesi şirket değerinin %30'un altında. Yani belli kriterler belirleniyor bir ekip tarafından. Bir katılım endeksi oluşturuluyor. Bu endekse dahil olabilecek şirketlerin listesi yapılıyor. Orada uygunluk veriliyor. Doğru söylemek gerekirse icazet veriliyor şirketler için. Caiz olduğuna karar veriyor birileri. Eğer caizse katılım fonunu Kim alabiliyorsunuz. karar veriyor? Kim karar veriyor? Yani 9 kişi galiba bir şey var. Bir kurul var.
Bunların bir kısmı diyanetçi, bir kısmı ekonomist, analist, benim meslektaşım. O ekip ilahiyatçı taraf buradaki kurallara karar veriyor. Analist taraf da o kurallara uyan hisseleri buluyor ve işte bir icazet veriliyor şirketler için. Katılım endeksi .org bu arada sitenin adı. Yatırımcılar merak ediyorsa girip bakabilirler orada. Burada işte bir kat 50 diye bir endeks var. Katılım 50. Ama buradaki listeye tıkladığınızda aşağıda bütün uygunluk listesini görmek için tıklayınız gibi bir seçenek var. Orada bakıp hangi hissenin neden uygunluk alamadığını ya da hangi hissenin hangi kriterlerle uygunluk alabildiğini görebiliyorsunuz. Burada katılım endeksini oluşturan ekibe ilişkin de bilgiler var. Burada zaten endeks sponsorları da zaten işte Albaraka, Kuveyttürk, Türkiye Finans ve işte Borsa İstanbul tabii ki burada endeksi hesaplayan taraf. Bizim menkullerler yapıyor yanlış bilmiyorsam. Bir de vakıf katılımın desteği var artık buradaki endekste. Bizim menkullerlerin oluşturduğu bir liste dediğim gibi ama bir ekip yapıyor. 8-9 kişilik bir ekip olması lazım. Peki, şimdi gelelim hassasiyeti olan borsamıza girmesin demişler. Ne münasebet. Niye öyle ya? Bak daha dün Diyoruz. Katar'a borsamızın %10'luk payını sattık yani. Onların Yani da var demek ki normalde. Onlar da şeriatla yönetiliyor demek ki. tabii Yani onlardaki faiz hassasiyeti bizdeki faiz hassasiyetinden daha fazladır diye düşünüyorum. En azından yönetsel açıdan bu ismini arada Deutsche koymuşlar. Bank'ın %10'una yakını Katar Katılım Varlık mı? Fonu'nun. Evet. Volkswagen'de bayağı %5'in üzerinde payları var. Avrupa'daki birçok bankada payları var. İşte bizde de var QNB Finans Bank. Qatar National Bank'in. Şimdi gelelim tamam helal ise esprilerinizi de gördükten sonra devam edelim bir neyle büyüklerle başlayalım istersen. Son zamanlarda hava yolu güzel geldi. Bak Türk Hava Yolları'nı konuşalım önce çünkü Evet. pandemi dolayısıyla negatif baktığımız hisselerden biriydi. Hem sektör olarak hem hisse olarak. Ama orada artık çok düştü alayım noktasına mı geldiler? Aşı haberleri uçuşların yeniden açılabileceğine dair umut verdi. Kasaya para girmeden umudumu satın aldılar. Ne oldu orada? Yani piyasa biliyorsun birazcık reel ekonominin önüne gitmeyi seviyor. Bir 6 ay 9 ay kadar genelde ileride olur zaten. Dediğin gibi orada nakit akışı başlamadan, işler yoluna girmeden oradaki umudu satın almayı tercih ediyor piyasa. Birazcık aslında doğru zaman diyebilirim ben de. Yani artık ben hep biliyorsun havacılık tarafına daha soğuk yanaşıyordum bugüne kadar. Ama bundan sonra 2021'in ilk yarısında muhtemelen havacılık tarafında işlerin yoluna girdiğini göreceğiz. Daha az önce de bahsettim. Von der Leyen Avrupa Birliği için bunu söylüyor. Bir de en büyük pazar tabii ki Amerika ikinci tarafta Avrupa Birliği'nden sonra. Amerika'da da 10 Aralık'ta yanlış bilmiyorsam FDA toplanacak. Olağanüstü bir karar verecekler aşı için. Pfizer'ın aşısı başvuru yaptı FDA'ye. Normalde karar vermeleri birkaç ay sürüyor FDA'in. Kendi testlerini vesaire yapıyorlar. 24 saat içinde karar verecekler. Bu da şu demek oluyor. 12 Aralık'ta Amerika'da aşılanma başlayabilir. Eğer 10 Aralık'ta toplanan FDA 11 Aralık'ta onay verirse ayın 12'si itibariyle Amerika'nın aşılanmaya başladığını görebiliriz. Yine Almanya Ocak itibariyle aşılara başlayacak. Avrupa'da en riskli gruptan aşağı doğru giderek herkes Aralık itibariyle aşılanmaya başlaması bekleniyor. Dolayısıyla havacılığın vakti yavaş yavaş geliyor. Ama tam eski performansına dönmesi için Avrupa ile Amerika yetmez. Bütün dünyaya bu aşının yayılması lazım. O birazcık daha tabii sürecek. Ama yine de bu beklentinin şimdiden satın alınması bana normal geliyor. İşte Pegasus 60 liranın üzerinde. Türk Hava Yolları yine iyi performans gösteriyor. TAV'da, Çelebi'de zaten iyi performanslar gördük. Piyasa birazcık bunu fiyatlıyor ki bence artık hakkı da var. Çünkü aşı tarafında her şey netleşti diyebilirim artık yani. Hani önümüzdeki ay birilerinin aşı olabilecek olması bence hava yolu almak için yeterince iyi bir sebep. Bunun tam tersi etkiyi de bu arada altında görüyoruz yani. 1780 dolar şu an altın. 2000 dolardı 2 ay önce. Evet. Bu arada Veseli girişte neredeyse konuştuk. Beğendiğimiz sektörlerden, beğendiğimiz kağıtlardan hatta modeldeki kağıtlardan biri olduğunu hatırlatayım. Tüpraş tarafı da yine çok sorulanlardan bir tanesi. Aynen. Havacılıktan tam sonra gelmesi çok iyi oldu. Çünkü havacılığa çok bağlı bir şirket Tüpraş. Çünkü Jet ürettiği ürünlerin yakıtlarından kaynaklı. kesinlikle ürettiği ürünlerin birçoğu ulaşım sektöründe kullanılıyor. En yüksek marjlı olanları havacılık sektöründe kullanılıyor. Jet yakıtı senin de söylediğin gibi. Dolayısıyla orada marjların toplanmasına az kaldığını düşünüyorum ben. Çünkü şu an bir arz fazlası var.
rafineri sektöründe. Yani bu petrokimya sektöründe de, rafineri sektöründe de bir arz fazlası var. Bu da fiyatların yukarı gitmesine engel oluyor. Yavaş yavaş orada talebin toplandığını gördükçe o arz fazlası ortadan kalkacak. Dolayısıyla Tüpraş gibi şirketlerin marjları artıya geçmeye başlayacak. Çünkü bir süre negatif marjla iş yaptılar. Yani rafineri marjlarının negatifte olduğunu gördük biz arz fazlası dolayısıyla. Şimdi orada rakamlar pozitife geçti. Yeniden eski varil başına karlılıklara da 2021 yılında muhtemelen ulaşmalarını bekliyoruz. Bu da tabii ki birazcık petrol fiyatlarına ve bir taraftan da havacılığın, deniz taşımacılığının, kara taşımacılığının iyi gitmesine bağlı. Bir rafinerinin çünkü işi ulaştırmaya destek olmak tamamen. Petrol zaten birazcık fiyatlamaya başladı. 48 dolar, 43-44 dolarlardaydı uzun zamandır. Burada bir toparlanma var. Eğer hava trafiğinde, deniz trafiğinde de toparlanma olursa oradaki marjların hızlıca toparlayacağını düşünüyorum. Tüpraş bir de aşırı ucuz kaldı. Yani aşırı ucuz kaldı derken rallilerin çok gerisinde kaldı Tüpraş. Dolayısıyla orada fırsatın bir miktar oluştuğunu söylemek, oraya karşıt yatırım yapmak için vaktin geldiğini söylemek bence çok yanlış olmaz. Tüpraş'tan sonra gelmesi gereken yine Petkim. büyük şirketlerden doğal olarak Petkim. Aynen. Söylediğim her şey Petkim için de geçerli aslında. Çok farklı değil. Petrokimya talebiyle çünkü yakın gider genelde. Onların son dönemde marjları nasıl gidiyor? İnan bakmadım. Yani nafta etilen makası ne durumda bilmiyorum. Uzun zaman çünkü işte 300 dolarlar seviyesinde kalmıştı oradaki marj. Orası topladıkça tabii ki Petkim'in de işlerinin yoluna girdiğini göreceğiz. Onların da rafineri işleri var. Star Rafineri'ye %18'lik ortak oldular. 2017 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da 18 yılıydı. Dolayısıyla Tüpraş için iyi giden her şey Petkim için de iyi gidiyor. Buradaki fiyatlama birazcık daha bizim gaz bulma, petrol bulma haberlerine evrilmişti. Şimdi yeniden temel sebeplere dönüyoruz. Bu fiyatlamayı birazcık normalize etti. Ama Tüpraş'ta olduğu gibi Petkim'de de birazcık daha hani orta uzun vade düşünebilen yatırımcılar için iyi zamanlar diye düşünüyorum. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı bugün yine bahsetti. Kanal İstanbul'un direkt olarak yarayacağı hisseler var mı diye sormuşlar. Yani var. Şöyle orada arazisi olanlar var yakın bölgede. Galiba İhlas Gayrimenkulüm falan var. Yanlış bilmiyorsam Tektun'um var. Yani çok küçük şirketler ama bunların yakın bölgelerde arazisi var diye hatırlıyorum. Haricinde Akçansa'ya muhtemelen yarar. Çünkü büyük bir inşaat işi olacak orada. Çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Çimentoda taşıması çok kolay olmayan bir şey. Muhtemelen en yakındaki firmalardan burada talep edilecek. En yakında Büyükçekmece'de fabrikası olan Akçansa. Muhtemelen onların işine yarar. Başka kimin işine yarar? Yani süreç çok uzun olacağı için bir sürü firmanın işine yarar ama ilk aklıma gelenler bunlar. Bu arada asla önermiyorum bu kağıtları. Hani İllas Gayrimenkul, Tektu falan hani böyle küçük şirketler ve bazı Sadece grupların oralarda elinde arazileri var yani o aynen kadar. oyuncak olan şirketler kime yarar dediler diye sadece cevap veriyorum. Hani onlara yarar, bunlar iyidir falan. Hani bu şirketler hakkında öyle yorumlar yapmam. Belki iyi olurlar, belki kötü olurlar ama sorumluluk kabul etmeyeceğimi söyleyeyim. Ya normal koşullarda sorduğum zaman yorumlamıyorum dediğin hisselerden Evet bahsediyoruz evet aslında aynen öyle. bakarsan. O yüzden evet spekülasyona açık olan şirketler demiş bir tane izleyicimiz, takipçimiz. Peki emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının orada arazisi yok mu hocam demişler. Bilmiyorum var Kadastro mı? müdürü de değil arkadaşlar Ya Yunus Şahin. bunları biliyor olmam bile çok büyük sürpriz bu arada yani. Tabii canım. Tekton'un orada arazisi olduğunu Tek du biliyordur sadece Ben de öte işte yani. bir de Tapu Kadastro müdürü biliyordur oranın. Aynen kendileri biliyordur sadece. Aynen öyle. Çok hakim değilim yani bölgeye. Şu gayrimenkul yatırım ortaklıklarını bir konuşalım. Tabii. Bu arada onlara da iş çıkar bu süreçte. Çünkü emlak konut oraları parsel parsel projelendirip ihaleye çıkartacak sonuçta. Eğer Kanal İstanbul olursa bu arada. Hani olmalı mı olmamalı mı bu çok apayrı bir tartışma konusu. Eğer olursadan bahsediyoruz. Tabii ki bütün GEO'ların yani İstanbul'da faaliyet gösteren GEO'ların birçoğuna yarar diye düşünüyorum. Dediğim gibi orada çok fazla bir konut ihtiyacı doğacak. İhtiyacı doğacak mı emin değilim ama bir arzı kesinlikle olacak buradaki Yani talebi bölgeye. olur olmaz o başka mevzu Aynen da öyle. arzı olacak. Mutlaka mutlaka oralara konut yapılacak çünkü yani o yeni bir boğaz hattı oluşturuluyorsa ikinci bir boğaz hattı boğaz evleri gelecek oraya da.
O yüzden hani iyi bir emlak arzı gelecektir. GEO'ların birçoğuna yarar diye düşünüyorum ben. Kimlere yarar? İşte emlak konut zaten hani burada projelendirmeyi yapacak. İstanbul'da faaliyet gösteren kim varsa ki birçoğu gösteriyor İstanbul'da hepsine yarar diye düşünüyorum. Kemer'de kimin? Ha, Özağan arazisi vardı Kemerburgaz'da ama terste kalıyor doğrusu. Bilemedim. Hani Peki. oralarda kimin arazisi varsa gayrimenkulcülerden onlara ekstra yarar. Alarko gayrimenkul. Evet, Alarko sormuşlar. Alarko. Tamam, hem gayrimenkulünü konuşalım hem kendisini ayrı ayrı. Alarko GYO'nun Maslak'ta arazisi var. Bir de Büyükçekmece'de çok güzel villaları var. Alkent sitesinde. Maslak'taki arazi için imar görüşmeleri yapıyorlardı. Biliyorsunuz Alarko bu ülkedeki en muhafazakar şirketlerden bir tanesi. Hatta en muhafazakar kimdir dersen muhtemelen Alarko bile diyebilirim. Bu tabii ki kuruluştan bu yana. Yani Üzeyir Garif'le İshak Alaton şirketi ilk kurduklarında hiç borç almadan ilerleyeceklerini söylüyorlar. 1955'te galiba kuruyorlar. Ve hiç borç almadan ilerleme politikasıyla ilerliyorlar uzun bir süre. Bunu tabii ki kendilerinden bir sonraki nesillere de aktarıyorlar. Şu an tabii ki Alarko'nun birlikte iş yaptığı şirketlerle olan projelerinde çok yüksek borçlar var işte. Bizim bildiğimiz Canel bunlardan bir tanesi. Meram bunlardan bir tanesi. Oralarda borçlar var. Ama Alarko kendi işlerinde işte GEO tarafında tamamen Alarko kontrolünde olan işlerde borçlanmayı pek sevmiyor. Alarko Carrier de aynı şekilde borçlanma yapmayan bir şirket. O yüzden bayağı muhafazakarlar emlak işlerinde de böyleler. Yani gayrimenkulün iyi gittiği dönemde de ya bir ne kadar uzun gidecek bir bakalım diyorlar. Bu sefer işler kötüye gidiyor. Yok şimdi yapmayalım diyorlar. Maslak'taki arazi yıllardır duruyor. Elbet bir gün orada bir projelendirme olacak ve çok da büyük bir hikaye olacak olduğunda. Çünkü çok değerli bir konumda. Onun haricinde Riva'da Alarko'nun çok fazla arazisi var. Riva bölgesinde. Tabii şehirden uzaklaşma birazcık daha yaygınlaştı bu dönemde. Yani o şehir dışındaki evler, şehir dışı projeler çok fazla değerlendi bu pandemi sürecinde. Onların değeri birazcık daha anlaşıldı. O yüzden bence Alarko'nun Riva'daki arazileri geçtiğimiz yılki değerinden bence 2 kat daha fazla benim gözümde. Ama bunlar fiyatlamaya tabii yansımıyor. Ne zaman fiyatlamaya yansır? Onlar bir cash flow'a yani bir nakit akışına dönüştüğünde, projelendirme yapıldığında. Hani bunlar bir hikaye, varlığa yatırım yapan yatırımcı için güzel hikayeler ama ne zaman fiyata yansır kısmı belki 3 yıl sonra, belki 5 yıl sonra, belki 6 ay sonra onu hiçbir şekilde kimse söyleyemez. Ama dediğim gibi Alarko'nun da bu arazi işlerinde bayağı bir İstanbul'da durumu iyi. Alarko GEO bir döviz zengini şirket, bir nakit zengini şirket aynı zamanda. Böyle aman aman hızlı hareket eden bir şirket değil, tam bir yatırımcı hissesi, düzenli temettüsünü veren bir şirket. Ben beğeniyorum sürekli ama böyle orta vade aşırı yüksek potansiyeller genelde içermiyor. Ne zaman içermişti? İşte pandemi döneminde kasasında hisse başına 10,5 lira nakit varken Alarko GEO'nun 9 liraya düşmüştü mesela. Yani kasadaki nakitten daha ucuza satıldığı dönemler oldu Alarko Gayri'nin. Burada birazcık daha ona yatırım yapmak yani kasasındaki para artı arazilerini bir hesaplayıp onun altına geldiğinde ki geliyor bu arada piyasa bu fırsatı veriyor. O zaman yatırım yapmak daha doğru. Alarko'nun kendisine dönersek holding tarafına orada 2 tane takip ettiğimiz gösterge enerji fiyatları diğeri kur tarafı. Kur tarafı çok şükür sakin ilk defa yani herhalde 1,5 yıldır falan kuru ilk defa doğru düzgün bir çeyrek geçirecek gibi gözüküyor. 7,75'ti dolar TL kapanışı 7,82 sadece %1 yukarıda. Umuyoruz ki yıl sonu kapanışta buradan çok da yukarıda olmaz. Böyle bir çeyrekte ben Alarko'nun rekor bir çeyreklik kar kaydedebileceğini düşünüyorum açıkçası. Fiyatlanıyor mu? Bu da henüz fiyatlanmıyor. Muhtemelen çeyrek sonuna doğru buradaki beklenti birazcık daha netleştiğinde fiyatlama olacaktır diye düşünüyorum. Bence hala çok makul fiyatlarda. Peki, bu arada soru senin arazi bilginin bu kadar iyi olmasını beklemiyorlarmış. Bazıları şaşırmışlar. Bir takipçimiz de diyor ki soru sormaya korkuyor insan. Enlem boylam ölçüleri verecek diye demişler. Metrekare Söylüyormuş bir anda metrekare mesela. Şöyle bir bakalım. Ha, pandemi tarafından bir soru soralım. Yeniden kapanmalar gelecek mi, gelmeyecek mi, tam kapanmalar olacak mı, olmayacak mı onları bilmiyoruz. En azından hafta içi şimdilik olmayacağını biliyoruz ama önümüzdeki süreçte belki de hafta sonu için tam kapanmalar gelecek. Şu durumda hangi siteleri beğenirsiniz diye sormuşlar.
Perakende de kimleri tercih ediyorsunuz diyorlar. Evet, yani ben tam kapanma beklemem. Neden? İşte hafta içi Fahrettin Koca uzun bir açıklama yaptı. Çarşamba, Perşembe gecesiydi hangisi? Çarşamba gecesiydi yanlış Çarşamba. hatırlamıyorsam. Orada kendisi de söyledi. Yani bu hafta sonu yasaklarını bilim kurulu önermemiş zaten. Bilim kurulu aslında bir kapanmayı dahi, yani böyle bir sokağa çıkma yasağını önermemiş. Bunu sonrasında Cumhurbaşkanlığı almış kararı yani. O yüzden ben burada tam kapanmanın olacağını beklemiyorum. Belki dediğin gibi saatler uzatılabilir hafta sonu. Ama hani onunla sınırlı kalır. Hafta içinde bulaşacak, hafta içinde kalacak bir yasaklama gelmez diye düşünüyorum. O yüzden pandemi hisseleri için birazcık hani doğru zaman birazcık geçti diyebilirim. Neden? Çünkü yani kaç bin vakar? 29 bin. Dün açıklandı. Önceki gün 28 bin. Ondan öncesini bilmiyoruz. Ama 28-29 bin vaka olan günlere baktığımda dışarıya herhalde 280-290 vaka varken daha fazla önlem alıyordu insanlar Mart'ın ortasında. O yüzden hani pandemi, sadece pandemi yüzünden iş yapan şirketlerin birazcık devri geçti. Ama perakende tarafında hala durumu iyi giden şirketler var. İşte biz çok marketi burada biliyorsun beğeniyoruz. Hatta mesela dün Teknosa ile ilgili haber geldi. Biliyorsun ben Teknosa'yı hiç beğenmem normalde. Evet. Ama işte Sabancı burada bir sermaye arttırım yoluna gidebileceğini açıkladı. Buradaki borçları azaltabilirlerse son çelikte kar gelmişti. Yani orada bir düzgün bir yapılanma olursa mesela toparlayabilir gene bir perakendeci olarak. Hatta dün tavan olmuştu. Bugün ne oldu bilmiyorum ama orada mesela güzel bir plan var. İşte ben Şok Market'te aynı işin doğal yollarla gittiğini söylüyorum zaten. Şirket kar etmeye başladı. Borçlarının faiz yükü şirketin faaliyet karının altında kalmaya başladı. Bu da şirketi pozitif kâra ve pozitif öz varlığa geçirdi diye. Mesela Teknosa'da da benzer bir hikaye Sabancı belki yapabilir. Benim burada beğendiğim hala hani en çok beğendiğim Şok Market olmaya devam ediyor marketler içerisinde. Yani bilgisayar perakendecileri var. Orada zaten Indes'in favorimiz olduğunu herkes biliyor. Arenayı tekrar toplayacak mısın diye sormuşlar. Arena kaç para bilmiyorum. Hemen bakıyorum. Arena 35 lira. İçim acıdı gene. Yani 11 liraydı. Model portföy aldığımızda 7 liraya falan düştü pandemide. Şimdi ben 35 liradan nasıl arena alayım, nasıl elim gitsin yani. Değil mi? Bir tarafıyla da bu efsane Cuma, siber bilmem çarşamba, işte Kara Cuma falan böyle bir çeşitli isimler vermeyi çok sevdiğimiz kapitalizmden elimize kalan çeşitli günler var. Fakat Bu arada kapitalist aşırı indirimler oluyor, öyle diyorsun ama. Ay, aşırı indirimler oluyor doğru. Orada da şunu soracağım sana. Birincisi o tarafın etkileyeceği iki farklı yer var. Bir, bu indirimleri yapanlar tarafında hisse senedi olanlar. Boyner vesaire gibi olabilir diye düşünüyorum ilk etapta. Fiyata bakmadan konuşuyorum bu arada. Onun dışında ne bileyim çeşitli lojistik kargo firmaları olabilir. Bütün bunlardan kar yazacak ve bizim bugün değil ama ilerleyen günlerde bilançosuna yansıdığını gördüğümüz. Ne dersin? Yani çok isterdim. Keşke o şirketlerimiz halka açılsa. Yani şu an mesela deseler ki Türkiye'de hangi şirket halka açılsın? Bir numaram kesinlikle Trendyol olur. Kesinlikle. İnanılmaz büyüyorlar. İnanılmaz istihdam sağlıyorlar. Yani böyle etrafımda gördüğüm ve başarılı olduğuna inandığım insanların birçoğuna Trendyol'dan teklif geliyor. Ve bunlar işte birçoğu işte o Big Four çıkışlı ya da işte çok büyük kurumsal şirketlerde çalışan arkadaşlarım. Çoğuna Trendyol'dan çok iyi maaşlarla teklifler geliyor. İnanılmaz büyüyorlar ve çok iyi bir insan gücü, insan kaynağı biriktiriyorlar. O yüzden keşke halka açılsa da ortak olsak diye düşünüyorum. Yani direkt bu söylediğimiz, yani söylediğin efsane Cuma, neyse artık Black Friday diyelim, Siber tek de Salı, toplamış Kara olalım. Cuma. Bu Black Friday dememek için adını taktığımız isimlerle iş yapan şirketlerin hiçbiri neredeyse doğru düzgün halka açık değil. Dolaylı yoldan belki vardır ama direkt aklıma gelen yok. Yani burada hepsi burada Trendyol gibi, N11 gibi şirketler keşke gelse açılsalar. Ya da işte Getir. Mesela bu pandemi sürecinin bence kahramanı Getir. Kesinlikle açık Keşke ara. mesela halka açılsa. Yani bu dönemde de muhtemelen en fazla büyüyen şirkettir. Yani pandemiden en fazla olumlu etkilenen de şirkettir. Uzun zaman zarar ediyorlardı. Şu an kâr edebiliyorlar mı bilmiyorum. Bir de bizim borsada halka açılmak için son 2 yıl kâr şartı var. Belki o sebeple açılamıyorlar. Onu da bilmiyorum ama muhtemelen bu yıl artık kâra geçmişlerdir diye düşünüyorum.
Bu bizim teknoloji şirketi diyebileceğimiz şirketlerin yavaş yavaş halka açılması lazım. Bunların borsa için de büyük bir katkısı olacak. Çünkü biz işte Amerika'da konuşuyoruz işte. Amazon mesela çok büyük öncülük ediyor endekse. Tabii. Sürekli olarak bunu yapıyor. Bizim de trend yolumuz bunu yapabilir. Hepsi burada bunu yapabilir yani. O boyutlar yani Türkiye için çok büyük boyutlarda halka arzlar olur. Umuyoruz ki açılırlar. Kargo, lojistik falan tarafına etkiler mi? Kargo lojistikte de yeni kargo şirketimiz yok halka açık. Mesela hepsi burada o yüzden çok isterim. Hepsijet mesela inanılmaz iyi bir şirket. Yani kendi kargo şirketlerini kurdular. Herhalde büyük sorunlar yaşadıktan sonra diğer şirketlerle. Hepsijet mesela mükemmel çalışıyor. Geçen hafta pazar günü hepsi buradan bir şey sipariş ettim. Pazartesi sabah geldi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Orada ben geçenlerde biriyle, TMOB'un kurucusuyla konuştum. Express kargo hizmetine ilişkin ve bu altyapıyı nasıl sağladıkları, yazılımı yapıyorlarmış. Altyapıyı nasıl sağladıklarını vesaire anlattı. Baya mesela senin konuşmanı isteyeceğim insanlardan biri, çok da ilgileneceğin mevzulardaki yerlerden biri olur diye tahmin ediyorum. Türkiye'de çok önemli firmalarıyla çalışıyorlar diyebilirim. Perakende sektörüne dair. Trendyol Türk değil sorusu var. Çok müsaadenle onu cevaplamak istiyorum. Tabii. Yani Türk olması, sahibinin Türk olmasına gerek yok zaten. Türkiye'de iş yapıyor olması, Türkiye'de istihdam sağlıyor olması önemli. Bizim halka açık şirketlerimizin çoğu Türk değil o zaman yani. Hani böyle bakarsanız, hani hangi banka Türk mesela? Garanti Türk değil. Yapı Kredi'nin işte İtalyanlarla bir sürü yani İtalyanlarda payı var. Bankaların birçoğunda yabancı ortaklığı var. Büyük şirketlerin Ya kamuda birçoğunda iş yabancı var bir. ortaklığı var. Yani aynen kamular var, iş var. O kadar. Bir de Akbank var işte Akbank Sabancı'da. var bir de, evet. Haricindekilerde hep yabancı ortaklığı var. Büyük şirketlere bakın. Hepsinde ortak var. Tofaş Koç'un mu? Fiat'ın bir kısmı. İşte Türk Traktör Koç'un mu? Hayır, CNH'in yani. Herkes burada zaten yabancı ortakla iş yapıyor. Bu doğru olan yöntem bu zaten. Arkasında Ali Baba gücü olduğu için Trendyol Türkiye'de bu kadar istihdam sağlayabiliyor. Yani o yüzden hani Türkmüş, yabancıymış önemli olan faaliyetin nerede gösteriyor, vergisini hangi ülkeye ödüyor, istihdamı hangi ülkede yaratıyor. Önemli olan bu yani. Türk bir firmanın yurt dışında faaliyet göstermesinin bize faydası olmadığı gibi, yabancı bir firmanın Türkiye'de faaliyet göstermesinde bize faydası var. Yani biz hesaplarken ne diyoruz? Gayri safi yurt içi hasıla. İçerideyse sorun yok. Bu arada bunları kendi aranızda konuşsanız da konumuza dönsek demişler. Konumuz zaten finansal okuryazarlık arkadaşlar. Aynen Türkiye öyle. ne olsa daha iyi olur, nereye gitse daha iyi gider gibi. Yapı Kredi'yi bir sorabilir misiniz diyorlar. Evet, Yapı Kredi bankaların bir miktar önünde gitti son dönemde kiralide. Bunu da kesinlikle hak ediyor çünkü karlılık olarak da baktığımızda bu çeyreğin en iyi banka bilançosu Yapı Kredi'den geldi. Çeyreklik büyüme anlamında da. O yüzden bir miktar diğer bankaların önünde gitmesini ben makul buluyorum. Fiyat olarak baktığımda da şu an çarpanlarına bakayım hemen. Hala çünkü ucuz kaldı diye hatırlıyorum. Evet, hala mesela Garanti'nin Akbank'ın altında çarpanlarla. Yani bu iyi performansına rağmen net kar büyümesi tarafında diğer bankaların hepsinin önünde olmasına rağmen çarpanı hala 5,5'ta fiyat kazanç. Piyasa değeri, defter değeri 0,50. Ve burada en önemlisi geçtiğimiz yıl son çeyrek çok zayıf geçmişti. 260 milyonluk bir net kar vardı. Bu yıl onun yerine gelecek son çeyrek karıyla bu çarpan muhtemelen yeniden 5'in altına gelecek fiyat buralarda olursa. O yüzden Yapı Kredi burada diğer bankalardan pozitif ayrışabileceğini beklediklerimin başında geliyor garantiyle birlikte. Peki, kur kapanış bilgisini teyit eder misiniz demişler. Tabii hemen Türkiye Cumhuriyet Bakıyorum. Merkez Bankası'nın sitesine gireyim. İstatistikler. Döviz kurları. Bu arada anlatayım. Merkez Bankası'nın sitesinde istatistikler bölümünde döviz kurları var. Gösterge niteliğindeki Merkez Bankası kurlarına giriyorsunuz. Buradan Eylül ayını seçelim. Eylül'ün sonunda kaçmış? Hemen şurada bilgisayardan bakayım. Gösterdiğim dolar TL. Evet, 7,75. Doğru hatırlıyorum. 7,75 22. Burada her zaman bilanço tarafında da gelir tablosu tarafı. Şu karıştırılmış günlük kapanış olarak anlamışlar bence senin söylediğini. Ha, okey. 7,75'i, Aynen. yoksa Ben çeyrek 7,80'inki değil kapanışına zannediyorum. bakıyorum her zaman. Aynen. Evet, Yoksa an 7,75 22. işte an itibariyle de 7,82 düzeyindeyiz. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Çünkü şey, geçen sorulardan da, soru tarzından da onu görüyorum, anlıyorum. Aracı kurum çok sormuşlar.
Ya burada işmen haricinde beğendiğimiz, hani kendi firmamızı konuşamadığımız için bir firma yok şu an için mevcut çarpanlara baktığımızda. İşmenkul burada zaten sektörün de lokomotif şirketlerinden bir tanesi. Bu arada ilk işmeni önerdiğimde piyasa bir şaşırmıştı, hani ilk modele koyduğumuzda. Hatta böyle finansal fair play falan diyenler olmuştu. Bir kavram çıkarttılar böyle. Biz hala beğenmeye devam ediyoruz açıkça söyleyebilirim. Çünkü kurumlar bazında işler hala çok bozulmadı. Yatırımcı gelme hızında bir miktar düşüş var ama hala geliyor. Yani önceki aylar kadar hesap açılmadı Kasım'da. Ekim'den aşağıda kaldı muhtemelen. Yani bizde öyle, bütün kurumlarda benzer diye duyuyorum. Hala yeni yatırımcının geldiğini söylemek lazım. Kervan Gıda halka arzı son dönemde yeniden bir etki bıraktı. Yani yeni bir yatırımcı kitlesini beraberinde getirdi Kervan Gıda. Bunu da, bu halka arzların devam etmesini de o yüzden sermaye piyasası için olumlu buluyoruz. Ama bu hacim artışları çok çok iyi gidiyor. İşmenkul de işte son çeyrek bunu gösterdi zaten. Bir yandan borsa da iyi gidiyor. İşte biz mesela yapmıyoruz ama işmenkul yapıyor. Borsada yatırımı var. Hem Türkiye'de hem yurt dışı borsalarda yatırımları var. İşte Eurobond yatırımları var. Orada Eurobond faizlerini düşündüğünden de olumlu etkilendiler. Hisse senedi piyasalarının hem dünyada hem Türkiye'de rekor kırmasından da olumlu etkilendiler. Onlar oradan da kar yazıyor. O yüzden işmenkulü hala beğenmeye devam ettiğimizi söyleyebilirim. Peki. Finansal okuryazarlıkta tarihe geçeceksiniz. Yunus Bey demişler. Estağfurullah. Elimizden geldiğince arkadaşlar bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Hacimler artık hep devam eder mi? Böyle düşüş olur mu? Çıkış olur mu acaba Bence diye bir hacimler korkuş artık var. devam eder. Yani bence Borsa İstanbul'da normalleri bunlar, yani 35-40 milyarlık hacimler bence yeni normal oldu. Böyle çok çok iyi gittiği günlerde 55-60'lar falan, hani rekor seviyeler görüyoruz ama bence bu 30 milyar hacim bugün mesela 31,2, sadece BIST 100. BIST tüm 40 milyara yakındır muhtemelen yine. Yani gayet iyi rakamlar. Dediğim gibi 30-40 aralığı bence yeni normalimiz. Bunun altına böyle çok ekstra günler, işte yurt dışının kapalı olduğu günler falan haricinde düşmeyiz diye düşünüyorum. Ki bugün de Çok Şükran uzun, Günü'nün ertesi. çok uzunca bir dönem biz şişe konuşmuştuk. Birleşiyorlar, birleşmiyorlar. Şu zaman birleşecekler, şu kadar oranla birleşecekler. Bu bundan sonra dönmeyecek, o olmayacak, bu olmayacak. Yeniden geliyor bak şişe soruları. Evet, şişe tarafında yani birleştiler sonunda. Eylül sonunda birleşme gerçekleşti. Ama fiyatlama tarafı çok zayıf kaldı. Yani son ralliye ayak uyduramayanlardan bir tanesi de BIST 30 içerisinde şişe. Ki BIST 30'daki payı da büyüdü. Diğer BIST 30 şirketleriyle birleşince Soda da BIST 30'daydı. Anadolu Cam da galiba BIST 30'daydı. Onlar bir araya gelince şişenin payı da arttı ve endekse hiç pozitif katkı yapamadı diyebilirim son 1,5 aydır. Ben buradaki negatif ayrışmanın normale döneceğini düşünüyorum. Çünkü bilançoya baktığımda hiçbir problem yok. Her şey çok yolunda gitmeye devam ediyor. Kur tarafından mı acaba diyorum. Kurda da böyle geçen çeyreğin altında bir oluşum yok. Yani hani kurdan zarar mı yazacak? Yok, onu da yazmayacak aslında. Birazcık haksız bir fiyatlama olduğunu şişe cam tarafında düşünüyorum. Bizim modelimizde de var. Modelde tutmaya da devam edeceğiz şişe camı. Çünkü dediğim gibi o birleşme etkisinin pozitifliğini önümüzdeki yıl daha net şekilde görmeye başlayacağız. Bu yıl tabii onlarda da ciddi sıkıntılar vardı. Şimdi o yeniden yapılanmak kolay değil, o restructure Tabii. işi. 2021 yılında muhtemelen daha oturmuş bir sistemle o marjların yavaş yavaş yükselmeye başladığını görebiliriz diye düşünüyorum Koza sormuşlar. Altın fiyatlarını da bu arada konuşmuş oluruz. Pandemiyle ben. yani Evet. aşı ile birlikte altında önemli bir geri çekilme. Altını epeyce gram olarak da geri çekti. Altın işi yapan hisseler üzerinde de elbette etkisi olacaktır. Yani evet, bence aşağı gelme devam edecek bu arada altın tarafında. Yani ons bazında en azından ben aşağı gelmesini bekliyorum. Neden? Bir aşıya onay gelmesi ekstra bir etki yaratacaktır. Yani evet, şimdi çok olumlu aşı haberleri görüyoruz. Aşılanmanın başlaması, aşıya onay gelmesi ekstra bir negatiflik yaratır diye düşünüyorum ben FDA'den gelen onayla birlikte. Onun haricinde Fed'in bu kadar genişlemesi fiyatı evet iyi tutacak. Ama diğer tarafta da Donald Trump riskinden kurtuldu dünya. Hatırlıyorsan altını 1500-1600 dolarlara götüren Trump'ın başlattığı ticaret savaşıydı tamamen. Hani bakıldığında Amerikan seçimleri bir yandan iyi bir yandan kötü oldu altın için. İyi olduğu taraf şu, Biden hükümeti çok daha büyük teşvikler getirmeyi planlıyor Trump hükümetine göre. Dolayısıyla doların değer kaybettiği küresel olarak altının değer kazandığı bir ortam oluşacak.
Ama diğer tarafta da Biden hükümeti Trump hükümetine göre çok daha fazla öngörülebilirlik sunuyor. Bu da daha düşük bir risk ortamı demek. Bu da altının fiyatını aşağı çekiyor. Orası kendi kendine nötrledi diyebilirim aslında Amerikan seçimleri. Ama aşı tarafı altın fiyatlarını bence aşağı götürmeye devam edecek diye düşünüyorum ben. Bu bol para ortamında dahi. Bu da Şimdi Kozal'a, yani Kozal'a bağlamayı unuttuk. Altın konuştuk sadece. Yani Kozal tarafına da tabii ki bu bir miktar negatif etki edecek. Neden? Çünkü onların zaten ons bazında maliyetleri, dolar bazında maliyetleri biliyorsunuz bu yıl yükseliyordu. Yani geçtiğimiz yıllar 500 dolarların altındaki maliyetler bu yıl 700 dolarlara kadar çıktı. Ve altın fiyatı 2000 dolarlara geldiği için oradaki maliyet artışını biz aslında hissetmiyorduk karlarda. Bunun etkisi yavaş yavaş hissedilmeye başlanacak altın fiyatı, altın ortalama fiyatı düştüğü için. Ama şunu da hatırlamak lazım. Kozal'ın kasasında yıl sonu 6 milyara yakın nakit olacak. Şirketin piyasa değeriyle baktığımızda hemen bir daha bakayım güncel fiyattan. 76-75'e düşmüş. 11,7 milyar piyasa değeri var. 6 milyara yakın nakit. Bir yandan da adil fiyatlanmadığı açıkça ortada. Yani bence 100 liralara yakın bir yerlerde fiyatlanıyor olmalı Kozal. Ama altın tarafındaki kötü beklenti fiyatın yukarı gitmesine engel oluyor. Mine mi dondu, ben mi dondum? Bir yazabilir misiniz? Mesajlar çünkü bende akıcı şekilde geliyor. Evet, Mine gitmiş. Hemen bir bakalım. Yeri gelir şimdi. Ben buradan kendim bir tane soru seçip ilerleyeyim. Otokar. Otokar çok soruluyor. Oradan gideyim. Otokar tarafında son çeyrek iyi bir tablo geldi. Yani son iki çeyrektir aslında iyi bir tablo geliyor. Hamine geri geldi hemen. Son iki çeyrek aslında iyi bir tablo geldi otokar tarafında. 150'şer milyonluk karlar var. Bunun iki çeyrek daha sürdürülebilirse fiyat kazanç oranı sen yokken ben otokar sorusu aldım ve devam Ben ediyorum bu arada. duyuyorum yayını da bir böyle sistem niye olduğunu izlediğiniz için teşekkürler deyip atıyor. Dün de böyle oldu Alper Bey'le yaparken. Anlamadım. Evet. İki çeyrektir iyi kar getiriyor Otokar. 150'şer milyonluk karlar var ve bunu son 4 çeyrek boyunca sürdürürse önümüzdeki 2 çeyrek boyunca FK'sı onun altına gelecek. Uzun zamandır Otokar için görmediğimiz bir fiyat kazanç oranı. İyi de bir büyüme gösteriyor şirket gerçekten. Yani fiyatlaması da çok çok olumlu oldu. Yani 200-250 liralara kadar gelmişti. Birazcık şeyden de etkilendi. Bu kartonsan bedelli yaptıktan sonra bedelsiz özür diliyorum. Kartonsan bedelsiz yaptıktan sonra bu bedelsiz potansiyeli yüksek şirketlerin birçoğuna bir ekstra talep geldi. İşte Ege Endüstri'ye geldi, Otokar'a geldi, işte Konya Çimento'ya geldi falan. Otokar oradan da bir miktar ekmek yedi. Ben oradaki şişmenin yani bedelsiz dolayısıyla gelen şişmenin hafiflemesinden sonra Otokar'ın yoluna devam edebileceğini düşünüyorum. Ama bir miktar kar satışı görmek bence çok yanlış olmaz. Bunu kartonda da görmemiz lazım çünkü 2700 liralık bir şirket değil kartonsan. Öyle olsaydı yani bedelsiz açıkladığı için buralara geldi. O yüzden bu bedelsiz furyası birazcık ortadan kalkınca otokar da bir miktar realize olmuş olur. O zaman yeniden girmek bence daha doğru. Çok fazla sasa geçti Evet, yayın Sasa boyunca. bu hafta yine teşvik aldı yanlış bilmiyorsam. 600 milyon dolar mıydı? Öyle bir rakam. Geçtiğimiz günlerde de yine bir chat raporu onayı gelmişti. Yine 900 milyon dolarlık bir yatırımları için. Yani Sasa milyarlarca dolar yatırım planlayan bir şirket zaten. Sasa'nın buradaki en büyük problemi bunu karlılığa yansıtamıyor olmaları. Şu ana kadar başaramadıkları şey o oldu. Ki son çeyrekte de zarar ettiler. Ama cirosu sürekli olarak büyüyor. Yani burada yatırım yapan bir şirket için takip edilmesi gereken nokta cirodur. Ciroyu sürekli olarak devam ettirirseniz büyümeye bir yerde onu karlılığa çevirirsiniz. Çünkü bu yatırımın büyük bir kısmını da borçla yapıyor ister istemez. Böyle bir kaynak yok çünkü Türkiye'de. Bu borçlanmayı da döndürmek için yani döndürürken sürekli faiz gideri yazıyor. Bir de burada yaptığı yatırımların hepsi döviz bazlı. Borçlanmayı da döviz bazlı yapıyor. Bir de kurdan gol yiyor ekstra. Bunlar tabii ki bir araya gelince şirketin kâr etmesini çok zorlaştırıyor. Ama ciddi bir devlet katkısı var şirket üzerinde. Çok yüksek teşvikler aldı. Herhalde Türkiye Cumhuriyet tarihinin en fazla teşvik alan şirketi Sasa'dır desem yanılmış olmam. O kadar fazla teşvik alıyorlar. Hatta süper teşvik paketinde de açıklanan 29 milyar dolarlık
yatırım için teşvik verileceği yönündeydi. Yani böyle bir yatırım miktarı da yok bu arada. Yani ülkeye bu kadar fazla yatırım yapan da çok az şirket olduğu için Sasa bunu kesinlikle hak ediyor. Yaptıkları işte tamamen ithal ikamecilik. Yani bizim normalde ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye'de üretmek üzere yatırım yapıyorlar. O yüzden devletin teşvik gelmesini de oldukça normal buluyorum. Uzun vade için çok doğru ama benim için bu fiyatlar Sasa'ya birazcık yüksek. Ben çünkü fiyatlanmamış şirketleri, ucuz kalmış şirketleri bulmayı ve yatırım yapmayı daha çok seviyorum. Sasa birazcık daha henüz o kârları etmeden o umutla, o beklentiyle yukarıda fiyatlanan bir şirket. Dediğim gibi benim tarzımın dışında ama uzun vadede muhtemelen çok çok iyi yerlerde göreceğimiz şirketlerden bir tanesi. Peki, son 4 dakikamız bu arada. Yunus, ne sormuşlar? Bir Carrefour'sa. Evet, Carrefour'sa bir miktar şey konuştuk zaten. Market konuştuk, Şok Market üzerinden. Carrefour'sa benim burada en beğenmediğim market, açıkça söyleyebilirim. Çünkü bu pandemi döneminde bile diğer marketler kadar büyüme gösteremediler. Aşırı bir borçluluk durumları var maalesef. Öz kaynakları zaten negatifte. Ve bu borç dolayısıyla da kâr etmekte zorlanıyorlar. Sürekli olarak finansal zarar yazıyorlar. Aslında yüksek FAVÖK'leri olmasına rağmen. Ama bunu kârlılığa çevirmekte zorlanıyorlar. Açıkçası yani Carrefour'sayı pek beğenmiyorum. Değil, hatta hiç beğenmiyorum diyebilirim. Peki, Nenefe'yi konuştuk arkadaşlar. Yayını kaydedeceğiz. Oradan izleyebilirsiniz. Tüpraş konuştuk. Kervana düşman mısınız demişler. Niye düşman olalım? Kervan durumu Kervan'ın olunca bir düşman sürü değiliz. konuştuk. Biri de daha sormuş bu arada. Bu NNF ile Kervan birleşik soru vardı. Kurumsal olarak talep gönderdik. Evet, onu soran çok oluyor. Tabii ki kurumsal olarak gönderdik. Bir fon olarak, bir portföy yönetim şirketi olarak. Kurumsal talep gönderdik. Muhtemelen kurumsal taraftaki dağıtım daha yüksek olacak şeye göre. PS'ye Bireyseldeki gibi 20 kat talep gelmez kurumsal tarafta. göre. O yüzden birazcık daha yüksek bir alım muhtemelen NNF tarafında gerçekleştirmiş olacağız. Peki, Telekom. Evet, telekomları da konuşalım. Zaten süre biter. Türk Telekom tarafında özellikle kur bizim için en büyük etkenlerden bir tanesiydi hatırlıyorsan. Çünkü işler çok yolunda gidiyor olmasına rağmen ki ciro tarafında bunu, FAVÖK tarafında bunu net şekilde görüyoruz. Rekor ciro, rekor FAVÖK geldi. Kâra geçirme tarafında birazcık o döviz açığının sıkıntısını yaşamıştı Telekom. Burada iki tane olumlu gelişme oldu. Bir, şirket döviz açık pozisyonunu azalttı. İki, kur aşağı geldi. Her ikisi de Telekom'un işine yarıyor. Zaten burada bir fiyatlama oldu. 7 liranın altına kadar gelmiştik. 8 liraların üstü görüldü. Şimdi bir kar satışıyla yeniden 7,67'ye geldi Türk Telekom. Bence bu fiyatlar fırsat içeriyor. Yani 7,50 civarında fiyatlanan Türk Telekom benim için fırsat içeriyor diyebilirim. Hele kur bu seviyelerde kalacaksa, yani 8 liranın üstüne çıkmayacaksa kur, buralardan Türk Telekom mutlaka alınır. Çünkü pandemi sürecinde ciddi bir talep oldu buradaki sektöre ve bu talep bitmedi. Çünkü ne olursa olsun hala evden çalışma ciddi şekilde devam ediyor. Eğitim öğretim işte şey bitene kadar, dönem bitene kadar eğitim öğretim uzaktan olsun dendi tekrardan. Orada alınan karardan geri dönüldü. Dolayısıyla Türk Telekom'un ürünlerine, Türk Telekom'a olan talep devam ederken bir yandan da kurdaki olumlu gelişmeler yine karlılığa yansıyacak. Ben son çeyrek muhtemelen bu yılın en iyi çeyreğini geçireceğini Türk Telekom'un düşünüyorum. Diyelim, Peki pek bir kaç vaktimiz dakikamız kalmadı var? gibi. Yok Kalmadığına gibi, göre 29 geçiyor. Her an tamam. kapanabilir hatta. Sana keyifli, güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü Herkese iyi görüşmek hafta üzere sonları. arkadaşlar. Hoşça kal. Görüşürüz.